Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün Eskişehir Tepebaşı'ndayız. Ve Eskişehir'de sektöründe mark olan bir isim, kapı ve pencere sistemlerinde önce olan bir isimdeyiz. Yanımızda da işletme sahibimiz Mehmet Hanifi Aydın bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizleri ağırladığınız için. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, sektörünüze vermiş olduğunuz hizmetlere değinmeden önce ben sizleri tanıtmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Mehmet Hanifi Aydın kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Mehmet Hanifi Aydın 1979 doğumlu. 1997'den beri İnşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. 2013'ten beri de PVC sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Peki biraz sektöre girişinizden bahseder misiniz? Nasıl oldu? Direkt 97'de bir inşaat sektöründe düz işçi olarak başladım. 2 sene orada düz işçi olarak çalıştım. Ondan sonra kendime bir hedef koydum. Yapı sektöründe iç dekorasyon olarak başladım. Uzun bir süre dekorasyon işlerinden devam ettim. 2013'e kadar iş dekorasyon işinde de başarılı olduk. Hı hı. Biraz daha firmamızı büyütmek için PVC sektörüne atıldık. Şu anda da PVC sektörünün dekorasyon işlerine devam ediyoruz. 2013 yılında kurduk firmamızı. Evet. Peki biraz firmayı tanıtır mısınız? Bizlere ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Şu anda genelde kapı ve pencere sistemleri PVC üzerine. Ondan sonra çelik kapı, duşakabin, cam balkon işlerimiz devam ediyor. Biraz hizmet bölümünü açar mısınız? Öncelikle pencerelerden, PVC'lerden bahsedelim. PVC sistemi çok büyük bir sektör. Bunun içinde de yer almak için markaların kalitenin en iyisini kullanmaya çalışıyoruz. Bu da bize işte artı avantajlar var. Hı hı. Markamızın kalite malzemesi, hızlı servisimiz. Ne tür modeller var? 9 tane rengimiz var. 9 rengin içinde en çok şu anda tercih edilen beyaz, altın meşe, bir de füme rengimiz var. En hızlı şekilde de teslimatını yapıyoruz. Cam balkon sistemlerimiz var yine. Cam balkon sistemlerimiz, duşakabinlerimiz, bir de çelik kapı sistemimiz. Peki biraz dekorasyondan bahsetmek istiyorum ben. Tabii. Dekorasyon olarak neler yapıyoruz peki? Dekorasyon olarak gizli ışık, ışık bantı, duvar kağıdı, laminen parkı, alçı boya, fayans işleri bu sektörde de yine faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Mehmet Bey? Biraz hizmet anlayışınızdan bahseder misiniz? Hizmet anlayışımız ilk önce müşteri memnuniyeti. En başta o geliyor. Ondan sonra malzeme kalitemiz, personelimizin güler yüzlü, müşteri memnuniyeti diyoruz. Hı hı. Peki biraz ürünlerin kalitesinden bahsedelim o zaman. Ürünler nerelerden geliyor ve alırken genelde ürünlerimiz büyük bilinen firmalardan geliyor. Şehir dışından getiriyoruz. En birinci sınıf kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Yani kalitede ödün vermiyoruz bu kesinlikle. Konuda. Kesinlikle, tabii. Tabii kaliteli bir malzemeyle kaliteli işçiyiz. Tabii. En önemlisi bu değil evet. mi? Peki şu ana kadar neler yaptı? Biraz örneklendirir misiniz? Şimdiye kadar ortalama 300-400 daire iş yapmışızdır. Nerelerde? Şimdi Eskişehir Tepebaşı bölgesinde 200-250 daire iş yaptık. Ondan sonra Tepebaşı civarında, Tepebaşı tarafında 250 geçkin daire yaptık. Odunpazarı bölgesinde 300-400 daireye yakın yer yaptık. Şu anda da iki bölgede de faaliyetimiz devam ediyor. Bir de tabii bu arada şehir dışında da faaliyetlerimiz var. Bursa, ondan sonra Kütahya, Afyon tarafında da faaliyet göstermekteyiz. Çevre illere de gidebiliyoruz. Çevre illere de gidebiliyoruz. Eskişehir'de yaptığımız tabii. gibi. Tabii aynen. bunların hepsi bazıları PVC, bazıları dekorasyon olarak. Yani. Aynı zamanda inşaat olarak da hizmet verdiğinizi söylediniz. Biraz bundan bahseder misiniz? İnşaat sektörü bu sene biraz sıkıntılı bir sektör olduğu için önümüzdeki sezon nasip olursa kendi firmamızın altında Dolgunay İnşaat olarak yeni inşaatlara başlayacağız. Önce dekorasyonluk, daha sonra tümünü mü yapacağız artık? Aynı, nasip olursa. Bir iki yıl içinde de organize sanayi bölgesinde büyük bir
fabrika kurmak niyetindeyiz. Tabii evet, projelerimiz var. Peki biraz ekiplerden bahsetmek istiyorum. Ben kaç kişilik bir ekip var ve alırken nelere dikkat ediyoruz? İlk önce tecrübe bizim için önemli olan, müşteri memnuniyetinden güler yüzlük, ondan sonra kaliteli personel. Ekipler kaç kişi peki? Toplamda şu anda 11 kişiyle çalışıyoruz. Tabii bu gittikçe büyüyecek. Tabii işin ehliyiz kişiler, değil mi? Tabii hepsi sertifikalı insanlar. İşi biliyorlar, tabii, işin ehlileri. O konuda da sıkıntı çıkmıyor. Yani yok, işçiliğimiz iyi aslında. İşçiliğimiz çok iyi tabii. Peki siz sektöre girerken neler hedeflediniz kendinize? Ya sektöre girerken aslında en üst seviyelere kadar gelmek. Ha, Türkiye'de bu sektörde bazı boşluklar vardı. Biz de o boşlukları gördüğümüzden biz de bunlardan faydalanarak en üst seviyelere gelmek. Tabii yavaş yavaş bir hedefe ulaştığımızda diğerini oluşturuyoruz. Aynen. Ve kat kat bu artık gidiyor. Gideceğiz inşallah. İnşaat dedik. İnşaat olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz peki? İnşaat olarak komple daire. Hı-hı. Yapsa tarzında. Eskişehir bölgesinde. Eskişehir bölgesinde. Şu anda Eskişehir bölgesinde. İlerleyen günlerde yine büyük bir yere taşınacağız. Biraz buradaki alandan bahseder misiniz ve yeni taşınacağımız yer nasıl olacak? Ya yeni taşınacağımız yer nasip olursa en az 1000 metrekare olacak. Bütün faaliyetlerimizi orada toplayacağız. Cam balkonumuzu, ondan sonra PVC sistemleri, kapı pencere sistemlerini, duşakabinimizi, ondan sonra küpe işte, korkuluk, hepsini bir yerde toplayıp orada devam etmek istiyoruz. Üretimi kendiniz yapacaksınız. Üretimimizi kendimiz yapıyoruz zaten. Şu anda da üretimini kendimiz yapıyoruz. Orada da tabii biraz daha büyük çapta yapacağız. Bir metrekarelik bir alanda güzel bir fabrika kuracağız. İnşallah hayırlı olur sizler için. İnşallah. Peki son olarak buradan izleyicilerimize sizlerle alakalı neler aktarmak istersiniz? Ya tabii ki bir işi yaptırırken ilk önce güven. Ondan sonra malzeme kalitesi. Hızlı servis. Bunlar çok önemli. Nelere dikkat etmeliler peki tüketiciler? Firmanın güvenilirliği. Referansları. Referansları. Tabii önemli olan referanslar. Kesinlikle. Evet. Yapmış olduğu işlere bir bakmak gerekiyor değil mi? Güvenilir mi değil mi? Neler yapmış bu zamana kadar? Tabii araştırmak lazım. Aynen. Sektörünüz nasıl ilerliyor Eskişehir'de peki, memnun musunuz? Bu sene çok da memnun değiliz. Bu sene bayağı büyük sıkıntılar yaşadık. Ama inşallah hep beraber bunu atlatacağız. İnşallah atlatırız diyelim. Çok teşekkür ediyorum sizlere aktardığınız bilgiler için Mehmet Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun.